Büyük milletimiz iyi akşamlar. Ulusal kanalda haber izlemeye hoş geldiniz. Evet kıymetli Ulusal Kanal izleyicileri, Ulusal Kanal'da haber izliyorsunuz. Bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Yurdumuzda saatler 18.30'u gösteriyor ve gerçeklerin ekranındasınız. Değerli izleyenlerimiz, gerçeklerin ekranındasınız dedik ve aslında günün, belki de son günlerin en önemli fotoğraflarından birini ekranlarınıza yansıtarak başlıyoruz. İşte dev ekranımızda gördüğünüz gibi kıymetli izleyenlerimiz, aynı tankın içinde Türk ve Irak bayrakları. Aslında Batı Asya Birliği'nin somutlaşmış ifadelerinden belki de askeri anlamdaki ilk somut fotoğrafı bu. Türkiye ve Irak ordularının ortak tatbikatı ile ilgili haberleri ekranlarınıza getireceğiz ama bu görüntüler, bu fotoğraflar bugün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılmıştı. Ekranda gördüğünüz ilk somut fotoğraf, yani Batı Asya Birliği'nin ilk somut fotoğrafı. Madem öyle dedik, biz de haber merkezinde arkadaşlarımızla konuştuk. Biz de dedik ki eğer bu fotoğraf böyle konulduysa biz de yaparız ve değerli izleyiciler masamıza koyuyoruz. Batı Asya Birliği'nin somut fotoğrafını. İşte biz de bayraklarımızı koyuyoruz. Türk ve Irak bayrakları yan yana ortak tatbikattalar. Biz de bayrağımızı masaya koymuş olduk. Neden yaptık? Çünkü değerli izleyiciler bu yeni dönemin en önemli işaretlerinden bir tanesi. Türk ve Irak bayrakları Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in yeni bir İsrail planına, kukla devlet planına karşı ortak harekatta, ortak tatbikatta fotoğraf vermeye başladılar. Peki ortak tatbikat dedik, ortak tatbikatın fotoğrafları dedik. Neler yaşandı acaba? Yani bu ortak tatbikat ne anlama geliyor? Nasıl manevralar yapıldı? Ya da bu ortak tatbikatın perde arkasında neler vardı? Haberimizi izliyoruz hemen. Irak ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri sınırda ortak tatbikat başlattı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bölünme referandumunun yapılmasının ardından Irak'ta askerler beyaz minibüslerle tatbikat alanına geldiler. Irak'ta askerler ve Türk komutanlar şu anda tatbikat alanında ortak manevraları görüşüyorlar. Irak Savunma Bakanlığı Türkiye ile sınırda geniş çaplı ortak askeri tatbikata başladıklarını duyurdu. TSK'dan yapılan açıklamada da Habur sınır kapısında yapılan tatbikatın 3. safhasına Irak askerlerinin de katılacağı duyuruldu. Barzani'nin bölünme referandumunda oy sayımı sürerken TSK'da resmi sitesinden paylaştığı fotoğrafla anlamlı bir mesaj verdi. Paylaşılan fotoğraflarda Türk ve Iraklı askerler birlikte yer aldı. Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la 2 gün önce Ankara'da bir araya gelmişti. Evet, hemen bunu ekrana getirdik değerli izleyiciler. Devam ediyoruz. Suriye sınırında da askeri sevkiyat sürüyor. Bunu da bir bilgi olarak hemen aktaralım. Yeni araç ve ekipmanlar Hatay'a ulaştı kıymetli izleyenler. Aralarında sinyal kesici cihazların da bulunduğu malzemeler sınırdaki birliklere takviye amaçlı olarak gönderildi. Evet, Suriye sınırına da aralarında sinyal kesici önemli cihazların da bulunduğu malzemeler sınırdaki birliklere takviye amaçlı olarak gönderildi. Bir taraftan Irak'ın kuzeyinde Habur'da ortak tatbikat, diğer taraftan Suriye sınırında askeri sevkiyat. Türk Silahlı Kuvvetleri kararlılığını göstermeye devam ediyor kıymetli izleyenlerimiz. Biz de ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Evet, Batı Asya'daki askeri birliktelikten bahsediyoruz ve Batı Asya'da barış ancak askeri yaptırımlarla sağlanabilir dendi. Kim tarafından? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından değerli izleyiciler. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli subayların da katıldığı basın toplantısında, partisine üye emekli subayların da katıldığı basın toplantısında bu önemli vurguyu yaptı ve 2. İsrail projesi olduğunu yineledi. Yani referandumun aslında bir 2. İsrail projesi olduğuna vurgu yaptı. Bakalım Perinçek neler söyledi. Batı Asya'da barış ancak askeri yaptırımlarla sağlanabilir. Vatan Partisi İran kuzeyindeki bölünme referandumuna çözümünü açıkladı. Bölge ülkeleri ikinci bir İsrail'in kurulmasına izin veremez dedi. Silahların konuştuğu bir iklimde yaşıyoruz. Hedef kendi güvenliğimizin ötesinde
Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması ve pekiştirilmesidir. Partisinin Merkez Karar Kurulu kararlarını açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bölünme referandumuna karşı Türkiye'nin yapması gerekenleri sıraladı. İsrail ve Amerika'ya işaret etti. Komşularımız Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, Kürdistan adı altında ikinci İsrail devleti kurmaya kalkışan güç, PKK, PYD ve Barzani'den önce Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. Bu nedenle vatan bütünlüğümüze ve güvenliğimize yönelen tehdit son derece ciddidir. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki cephe birleşmiştir. Bu cephede Batı Asya ülkeleri emperyalizme karşı vatan bütünlüğü ve bağımsızlık mücadelesi vermektedir. Partisinin genel merkezinde konuşan Perinçek, barışın ancak askeri çözümle geleceğini belirtti. Gelinen bu aşamada diplomatik ve ekonomik yaptırımlar faydalı olmakla birlikte sonuç almak için artık yetersizdir. Bu durumda başta Türkiye'miz olmak üzere komşularımız Irak, Suriye ve İran'ın toprak bütünlüğünün yanında bölgede yaşayan Arap, Türkmen, Kürt ve diğer toplulukların güvenliği ancak askeri harekatla korunabilir. Batı Asya'da barış ancak askeri yaptırımlarla sağlanabilir. Yaşanan sürecin Batı Asya ülkelerinin birleşmesi sürecini ateşlediğinin altını çizen Perinçek, zafer için bölge ülkeleriyle harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, piyonları PKK'yı ve Barzani'yi ateşe sürerek Batı Asya ülkelerinin sımsıkı birleşmeleri sürecini de ateşlemişlerdir. Bu açıdan bizimle aynı geleceği paylaşan Suriye Devleti ile özellikle askeri işbirliği diğer komşularımızla kararlı bir dayanışma için de anahtar değerindedir. Perinçek, Mehmetçi'ye de selam yolladı. Vatan Partisi'nin yüreği bütün milletimizle birlikte Mehmetçik'le çarpmaktadır. Partimiz, milletimizin ve ordumuzun bu savaştan zaferle çıkması için üzerine düşen her görevi yapmaya hazırdır. 10. Evet, bir taraftan askeri tedbirlerden bahsediliyor değerli izleyiciler. Tabii ekonomik durum da tartışmalı. Yani şimdi Batı Asya ülkeleri askeri tedbirlerden bahsederken ekonomik tavırları da nasıl alacaklar? Bu da konuşuluyor. Ankara ve Tahran Barzani'yi köşeye sıkıştıracak hamleler içinde, özellikle ekonomi konusunda. Habur sınır kapısının kapatılması gündemde. Malum. Habur sınır kapısının kapatılması gündemde. Zaten Bakan Tüfekçi de bu konuda bir açıklama yaptı ve her an kapatabileceğini, kapatılabileceğini söyledi ama bu durumda tırlar Irak'a nasıl geçecek? Yani Irak'ın kuzeyinden sınır kapatılırsa Türkiye bir sıkıntı yaşayacak. Bu durumda tırlar Irak'a nasıl geçecek değerli izleyiciler? Bu da İran'la yapılan görüşmeler sayesinde çözülecek. Türk tırları Irak'a geçerken İran topraklarını kullanarak Irak'a geçebilecek. Bu konuyla ilgili görüşmeler ve anlaşmalar da yapılıyor. Habur sınır kapısının kapatılması da gündemde. Sınır kapısı kapatılırsa Türkiye, Irak'a tırları hangi rota üzerinden götürecek? Bu soru yanıtını buldu. Barzani'yi köşeye sıkıştıracak adım Türk ve İranlı yetkililerin Ankara'daki zirvesinde atıldı. İki ülke arasındaki ortak gümrük birliği anlaşması imzalandı. Tırların yeni rotası İran üzerinden geçecek. Haber, İran Mehr Haber Ajansı'nda yer aldı. İran ve Türkiye Gümrük İdaresi Başkanları Furud Askeri ve Cenap Aşçı Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede 8 önemli konuda mütabakata varıldı. Bunlardan biri de sağlanan ortak gümrük işbirliğiydi. Buna göre Türkiye-Irak bölgesel yönetimi sınırlarının kapatılmasıyla birlikte Türk tırları Irak'a İran üzerinden gidecek. Toplantıda ayrıca hedeflenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma yollarıyla gümrük sorunları ele alındı. İpek Yolu projesinin canlandırılması da gündeme geldi. Gerekli koordinasyonun yapılması konusunda uzlaşıya varıldı. Hükümet ise Irak'la sınırları kapatmaya hazırlanıyor. Açıklama Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'den geldi. Habur sınır kapısının kapatılması da gündemde. Her an kapatılabilir. Oradaki bir takım gelişmeleri bekliyoruz.
Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, biliyorsunuz bütün bu tartışmalar yapılırken bir anlaşmadan bahsediliyordu ve Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'nda anlaşmadan bahsetmişti. 1926 tarihli anlaşmadan. Peki orada ne deniyor? Şimdi ekranlarınıza da yansıyor gördüğünüz gibi kıymetli izleyenlerimiz. Aynen şöyle, taraflardan her biri birinci maddede belirlenen sınır hattının kesin ve bozulmaz olduğunu kabul ederek bunu değiştirmeye matuf her türlü teşebbüsten sakınmayı taahhüt eder. Yani Türkiye ile Irak arasında ya da Ankara Anlaşması olarak bilinen o tarihi anlaşmada ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan atıf yapılan anlaşmanın 5. maddesinde Türkiye'nin böyle bir hakkı var ve sınırları değiştirecek bir hareket olursa buna karşı müdahaleye hakkı vardır deniyordu 5. maddede kıymetli izleyenlerimiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de biliyorsunuz bu konuda önemli girişimleri vardı. Saadet Paktı'nı asla unutmuyoruz ama güvenlik gerekçesiyle de bunun yapıldığını hatırlayalım. Malum bazı çevreler Musul ve Kerkük'ün Lozan Anlaşması yüzünden verildiğini falan söylüyorlardı ama gördüğünüz gibi madde 5 oldukça açık ekranlarınıza da yansıdı. Devam ediyoruz ana haber bültenimize. Olimpiyat Komitesi tarafından spor tarihinin en güçlü sporcusu ilan edilen Naim Süleymanoğlu yoğun bakımda. Ceperkül'ünün durumuyla ilgili son gelişmeler az sonra. Evet değerli izleyenlerimiz, devam ediyoruz dedik. Bu arada ekranlarınızda görüyorsunuz Halkın Sesi diye bir tabela var. Twitter üzerinden o hashtag mi nasıl diyorlar, öyle bir ifade var herhalde. O hashtag Halkın Sesi'ne mesajlarınıza gönderebilirsiniz. Halkın Sesi. Halkın Sesi'nde sizin haber bültenimizdeki haberlerle ilgili yorumlarınızı okumaya çalışacağım. Aynı şekilde @teomanalili de Twitter'daki benim diğer adresim. Oradan ulaşabilirsiniz değerli izleyiciler ama Halkın Sesi tabelasına bundan böyle her akşam sizin yorumlarınızı bekliyorum ve o tabeladan da yorumlarınızı aktaracağız. Böylece katılımcı bir haber bülteni yapmaya çalışacağız. Değerli izleyenler, evet ilginç bir haber var sırada. Irak, İran, Türkiye ve Suriye'nin kıskacında kalan Barzani'ye destek kimden geldi dersiniz? PKK'dan. Kıymetli izleyenler, Suriye'den yola çıkan 100 araçlı PKK konvoyu ne yapmış? Semelke sınır kapısı üzerinden Duhok'a geçmişler ve gösteri yapmışlar. Bölge ülkelerinin köşeye sıkıştırdığı Barzani'ye yardım PKK'dan geldi. Bölünme referandumuna karşı bölge ülkelerinin gösterdiği tavır ve Türkiye ve Irak'ın Habur'daki ortak tatbikatı Mesut Barzani'yi endişelendirdi. Köşeye sıkışan Barzani PKK'dan yardım istedi. Suriye'deki PKK kantonlarında bulunan teröristler 100 araçlık bir konvoy yaparak Irak'ın kuzeyine hareket etti. Semelka sınır kapısından geçen PKK'lılar Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'a ulaştı. Ağır silahlarında bulunduğu konvoyun Türkiye ve Irak'ın ortak tatbikat yaptığı Habur sınır kapısının karşısındaki Zaho'ya yerleştirileceği belirtildi. Teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası kara harekatında ilk hatta savaşmayı planladığı öğrenildi. Bunların ilacı var ya değerli izleyiciler, işte bu. Bütün meseleyi çözecek şey aslında burada. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan değerli izleyiciler açıklamalar yaptı. Tayyip Erdoğan'ın vurguları oldukça ilginçti. Özellikle bir cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Tayyip Erdoğan dedi ki, İsrail bayraklarının orada dalgalanması sizi kurtaramaz dedi. Bugün sizi kışkırtanlar yarın çekip gidecekler, unutmayın. Bugünün hırsı için yarınlarınızı heba etmeyin. İsrail bayraklarının orada dalgalanması sizi kurtarmaz. Bölünme referandumunu İsrail bayraklarıyla kutlayan Barzani'ye böyle seslendi Cumhurbaşkanı. Ardından ekledi. Dünya İsrail'den ibaret değil dedi. Senin bağımsızlığını kim kabul edecek? İsrail. Dünya İsrail'den ibaret değil ki ya. Bunlar siyaseti de bilmiyorlar. Devlet nasıl olunur? Bundan da bir haberler. Ama sadece biz yaptık oldu demekle olacağını zannediyorlar. Olmayacak ya, olamaz zaten. Önce bunu gözden geçirsinler. Bunu gözden geçirmedikçe atacağımız birçok adımı da bundan sonra İsrail'le de atamayız.
Irak Kürt bölgesel yönetimine karşı sert eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum kutlamalarına PKK'lıların katılmasını da değerlendirdi. Daha sandıklar açılmadan kutlamayı PKK'lılar yapıyorsa orada masumiyette, meşruiyette yoktur, bu böyle bilinsin. Nasıl ve hangi şartlarda fiiliyata geçirildiği meçhul olan bu referandumla ilgili açıklanan katılım oranı da çıkan sonuçlarda şaibelidir. Erdoğan, askeri müdahale dahil bütün yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu bir kez daha yineledi. Son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk. Demek yanılmışız. Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Tırlar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek bulamayacaklar ya. Öyle bir duruma girecekler. Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar tüm ihtimaller şu anda masadadır. Hava sahaları, kara, hepsi masadadır. E niye? Mecburuz. Yaptırım. Tayyip Erdoğan da böyle konuştu. Peki Atlantik cephesi ne diyor değerli izleyiciler? Şimdi Atlantik cephesi bu Batı Asya Birliği'nin sesini iyice yükseltmesinden sonra nasıl bir tavır halinde? Açıklamalar gerçekten dikkat çekici. Önce böyle yürü diyen Atlantik cephesi, yani Barzani'ye yürü diyen Atlantik cephesi şimdi yavaş yavaş böyle geri gelmeye başladı. İşte mesela Beyaz Saray İran'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını ümit ediyoruz çıkışı yaptı. İran'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını ümit ediyorlarmış. Nasıl olacaksa Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den de Barzani yönetimine uyarılar vardı. Önce Beyaz Saray, ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı, daha sonra ise Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği. Gündem Irak'ın kuzeyindeki referandum. Washington yönetimi açıkladı. Erbil'le ilişkilerin bölünme referandumundan dolayı bozulmayacağı bildirildi. Barzani'nin referandumuyla ilgili açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert tarafından yapıldı. Beyaz Saray'dansa ilginç bir çıkış geldi. Sözcü Sarah Sanders, İran'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını ümit ediyoruz sözleriyle Amerika'nın referandumdaki tavrını ortaya koydu. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden açıklamalarsa peş peşe geldi. Avrupa Birliği, tartışmalı bölgelerde referandum yapılmaması yönündeki çağrıların dikkate alınmamasından üzüntü duyulduğunu ifade etti. Sorunların Irak Anayasası çerçevesinde çözülmesi taahhüdünün yenilenmesini istedi. Barzani'nin referandumuna bir uyarı da Birleşmiş Milletler'dendi. Kerkük'e dikkat çeken açıklamada istikrar bozucu vurgusu yapıldı. Referandumun peşmerge kontrolündeki tartışmalı bölgelerde düzenlendiği vurgulandı. Ve değerli izleyiciler, halkın sesi etiketimize sizden mesajlar yağmaya başladı. Ben hemen birkaç tanesini okumak istiyorum. Erdal Yavuz demiş ki, emperyalist soytarısı medya, beyaz miğfer, kimyasal silah yalanlarına ne zaman başlayacak demiş. Yine halkın sesi etiketimize Mustafa Selim Atatürk'ün yolunda diye bir mesaj göndermiş. Biz de zaten o yüzden Nutuk'u baş tacımıza yaptık değerli izleyiciler. Nutuk masamızda olacak. Atatürk bizim yol göstericimiz. Teşekkürler Mustafa Selim. Ayfer Sesli demiş ki lütfen PTT'nin kazanılmış hakkımızı geri vermesi için sesimizi duyurun. Atamamız durduruldu demiş. PTT kurumsalda ve PTT'liler hakkını istiyor demiş. Evet, sesimizi duyurun demiş. Onların da PTT 2017 ya da PTT 2172 düzeltiyorum. Hashtag PTT 2172 hakkını istiyor başlıklı bir paylaşımları var. Deniz Öztürk, Teoman Ali Ulusal Kanal'da ana haberde demiş, selamlamış bizi. Teşekkür ediyoruz kendisini. Yine değerli izleyiciler, Soma'yı unutma rumuzlu bir izleyicimiz. Hep kandırıyorlar. Demek yanılmışız. He, ne oldu? Megriler vesaire diye bir eleştirisini dile getirmiş. Yaşar Akyüz de sizi uzun aradan sonra aramızda görmekten mutlu oldum demiş. Evet, söylediğimiz gibi bize mesajlarınızı işte bu Twitter üzerinden gönderebilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz kıymetli Ulusal Kanal izleyicileri. Devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, göz bebeğimiz, canımız, ciğerimiz operasyonlarına devam ediyor değerli izleyiciler. Irak'ın kuzeyinde yer alan Avashin, Basyan ve Zap bölgesinde, notlarıma bakarak özellikle söylüyorum, Avashin, Basyan ve Zap bölgelerindeki PKK hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
yine vuruldu ve Hakkari'de de askeri konvoya saldırdı PKK'lılar ama bu saldırı sonrasında 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenledi. Türk savaş uçakları Zap ve Avaş'ın Basyan bölgelerindeki hedefleri vurdu. Silah mevzi, barınak ve silah depoları tam isabetle imha edildi. Hakkari'de Çukurca-Van istikametinde ilerleyen askeri konvoya ateş açan PKK'lılar etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili valilik açıklama yaptı. Saldırı üzerine İHA'lar teröristlerin olduğu noktaları tespit etti. Bölge zırhlı kobra araçları ve tank atışlarıyla yoğun ateş altına alındı. Daha sonra SİHA'lar teröristlere bomba yağdırdı. 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ayrıca 2 roket atar, 3 Kalaşnikov marka uzun namlulu silah, bomba düzeneği kurulu çanta ve şemsiye ele geçirildi. Malzemeler. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde ise PKK'lılar yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen yabancı uyrukluların içinde bulunduğu minibüse ateş açtı. Saldırıda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü MC'nin göçmen kaçakçılığı suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi. Evet değerli seyirciler, Irak'ın kuzeyi ve terörle mücadele konusundaki haber paketlerimiz bu yöndeydi. Şimdi ilginç bir haber var. Yargıtay'dan çıkan bir kararla ilgili haber değerli izleyiciler. Yargıtay'dan FETÖ davalarıyla ilgili bir haber geldi ve emsal olacak bir karar aslında bu. Çünkü artık FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi olarak bilinen o Baylok başlı başına bir delil olarak kabul edilecek. FETÖ'nün gizli haberleşme programı Baylok tek başına delil sayılabilecek. Karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in Baylok kullanıcısı olmasını silahlı terör örgütü üyeliği için yeterli delil saymıştı. 10 yıl hapis cezası alan hakimlerin karara yaptıkları itiraz Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından reddedildi. Kararda Baylok'un örgüt içi haberleşme sistemi olduğunun bilirkişi raporlarınca ortaya koyulduğu vurgulandı. Örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunması, gizli haberleşme için kullanılması sebebiyle Baylok'un FETÖ üyeliği için tek başına yeterli olduğu belirtildi. Evet değerli izleyicilerimiz, Naim Süleymanoğlu. Şimdi hatırlıyorsanız biliyorsunuz daha hızlı, daha güçlü, daha yüksek. Olimpiyatların, modern olimpiyatların kurucusu olarak kabul edilen Baron'un tarifi buydu. Daha hızlı, daha güçlü, daha yüksek. Bununla ilgili olarak da işte daha hızlı Hüseyin Bolt denmişti. Daha yüksek Sergey Bubka, Ukraynalı sırıkla yüksek atlamacıydı ve daha güçlü olarak da, yani en güçlü olimpiyat sporcusu olarak da Naim Süleymanoğlu seçilmişti. Olimpiyat, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından. İşte o en güçlü adam, yani değerli izleyiciler, Türkiye'nin vaktiyle göğsünü kabartan Naim Süleymanoğlu, cep herkülü, maalesef rahatsızlandı, yoğun bakımdaydı. Kendisiyle ilgili son bilgiler iç açıcı. Bakalım neler yaşanıyor Naim Süleymanoğlu cephesinden baktığımızda haberlere. Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda olan Süleymanoğlu'ndan bugün iyi haber geldi. Doktoru, Süleymanoğlu'nun şuurunun açıldığını ve konuşabildiğini açıkladı. Hastane başhekimi Mehmet Emin Güneş, Süleymanoğlu bize hoş geldiniz dedi. Çok sevindik. Sonuçta bir karaciğer yetmezliğidir ancak bir organ nakli tedavi edilebilir dedi. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Süleymanoğlu'nu ziyaret etti. Bakan, milli haltercinin son durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş açıklama yaptı. Naim Süleymanoğlu daha önce de bizim hastanemizde zaman zaman zaten dahiliye bölümünde, gastroenteroloji servisinde tedavi süreci devam eden bir hastamızdı, bizim hastamızdı. Kendisi 2 gün önce kronik karaciğer yetmezliği tanısıyla birinci kapalı şekilde bize müracaat ettiğinde kendisini yoğun bakıma aldık. Güneş,
Bu uzun bir tedavi sürecidir. Tedavimiz devam etmektedir diye konuştu. Gerekli çalışmaları biz ön hazırlığımızı başlattık. Ehliyet ve pasaportları artık nüfus müdürlükleri verecek. Son kararı vatandaşlarımıza sorduk. Az sonra. Evet, tabelamıza gelen yorumlarınızı biraz daha aktarayım. Çok yoğun mesajlar var. Aycan Budur alkışlamış bizi, sağ olsun. Yıldız Senem Olu Özaltman daha da artarak izlenecek diyor ana haber bültenleri, haber bültenleri ulusal kanalın. Ayvataş Hüseyin tebrikler kardeşim, çok iyi gidiyor demiş. Ayşen İpek, Ali'nin bu akşam izleyeceğim. Her şeyi dinleyeceğim diyor. Bize el sallı oradan demişler. El sallayalım hemen değerli izleyicimize. Mim Kemal Ertuğrul, ekran karşısında yerimi aldım. Şöleni izliyorum demiş. Sili Özer'den de sıkı takiptesiniz diye bir mesaj göndermiş bize. Sağ olsun, var olsun. Ve eğitim. Eğitimde her gün bir şey söyleniyor malum değerli izleyiciler. Şimdi bu sefer de yüksek öğretim tartışmaya başlandı. Yüksek öğretim tartışmaları başladı. İşte liselerin ardından üniversitelere giriş sınavında değişikliğe gidilecek ama nasıl bir değişiklik yapılacak? Açıklamalar yapılıyor. Hatta önce sınavsız üniversiteye girilebileceğine dair umutlar bile yeşerdi ama öyle değil. Sınav olacak ama nasıl olacak? Biz de merak ediyoruz, nasıl olacak? Temel öğretimlerden liselere geçiş sınavının kaldırılmasının ardından üniversitelere giriş için de yeni düzenlemeler yapılıyor. Değişiklik sinyalini 2017-2018 akademik yıl açılış töreninde konuşan Yükseköğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç vermişti. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte giriş sisteminde aksayan tarafları giderecek, sınav stresini azaltacak, karmaşıklıktan uzak, daha yalın ve sade bir sistem için gerekli düzenlemenin Türkiye'ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir. Saraç'ın işaretini verdiği değişikliklere ilişkin YÖK yazılı bir açıklamayla ek bilgilendirme yaptığı açıklamaya göre LYS ve YGS ayrımı ortadan kaldırılacak. Kullanmakta olan giriş sistemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte. Sınavların ilki Mart, diğeri Haziran ayında ve toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız. Baraj sisteminin uygulanmaya devam edeceğini belirten YÖK, yeni sistemin bu yıl hayata geçeceğini kaydetti. Bu değişikliklerin yanı sıra puan türünde de değişikliğe gidilecek. 6 YGS, 12 LYS'de olmak üzere toplam 18 puan türü 4'e düşürülecek. 18 puan türünü de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Sınavların merkezinde ise matematik ve Türkçe olacak. Bu iki ders bütün puan türlerini etkileyecek. Akademik açılış yılında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da eğitim sistemlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. TEOG'un yerine gelecek yeni sistemin adrese dayalı olacağı sinyalini veren Erdoğan bir de öz eleştiri yaptı. En iyi okul aslında evladımızın evine en yakın okuldur. Eğitim öğretimde istediğimiz neticeyi alamadıkça tabii olarak yeni arayışlar içine giriyoruz. Bu da ayrı bir eleştiri konusu oluyor. Sınav sistemlerini defalarca değiştirdiğimiz halde hala öğretmenlerimizi de, öğrencilerimizi de, velilerimizi de memnun edecek bir sonuca ulaşamadık. Ne yapıp edip eğitim öğretim meselesini çözmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde 2000... Evet, devam ediyoruz. Havalarla ilgili bir haberle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Hava çok önemli, biliyorsunuz, hepimizi yakından ilgilendiriyor. Hava sıcaklıkları düşecek. Meteoroloji uyarıyor. Evet, hava sıcaklıkları düşecek. Özellikle nerede? İç ve kuzey kesimlerde sıcaklık 10 derece birden düşecekmiş. İç ve kuzey kesimlerdeki yurttaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. 10 derece birden düşecek. Peki Marmara'da durum nasıl olacak? Yani İstanbul'u da kapsayan Marmara bölgesine baktığımızda, efendim, Marmara'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak hem de 4 gün boyunca. Meteoroloji uyardı. Şiddetli yağış kapıda. Yaz havası yağışlarla yurdu terk ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre şiddetli yağış bugünden itibaren Marmara bölgesinde etkili olacak.
Özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen yağışların cumartesi günü İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapımı devam eden serbest geçiş sistemi çalışmaları da köprü trafiğini felç etti. Yurtta ise hava sıcaklığı düşüyor. Özellikle yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklık 6 ile 10 derece arasında düşecek. Değerli izleyiciler, ilginç bir haber var sırada. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nde çok tartışılan bir konu vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın damadı ile ilgili bir konu. Bu damat meselesi Amerika'da da var, enteresan. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı olan Jared Kushner'e değerli izleyiciler soruşturma başlatıldı. Neden? Ülke yönetimiyle ilgili yazışmaların şahsi e-posta adresinden yapması nedeniyle soruşturma açıldı. Yani Trump'ın danışmanı da olan damadına ülke yönetimine ilişkin bazı bilgileri şahsi e-postasından paylaştığı için soruşturma açılmış. İlginç bir haberdi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik kıymetli izleyenlerimiz. Evet, devam ediyoruz. Geçen ay biliyorsunuz serviste unutulan, nasıl oluyorsa yani çocuğu görüyorsunuz, ekranlarda gördüğünüz zaman bile içiniz parçalanıyor. Serviste unutulan ne demek? Yani çocuktan bahsediyoruz ama neyse. Serviste unutulan Alperen Sakin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili bilirkişi raporu açıklandı. Bilirkişi raporu açıklandı ama yani ihmaller o kadar çok ki neresinden tutacaksınız bilemiyorsunuz. Alperen Sakin 3 yaşındaydı. 17 Ağustos günü İzmir Çeli'deki Sevgi Yumağı Anaokulu'na servisle gitmiş ancak araçta unutularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili savcılığa sunulan bilirkişi raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. İhmaller tek tek sıralandı. Anaokulu sahibi Y'yi sigortasız işçi çalıştırıyordu. Hem de servis annesi olarak. Olay sırasında servis annesi olan 17 yaşındaki DK'nın hiçbir eğitimi yoktu. İşletme sahibi Y'yi DK'nın eğitimsiz olduğunu da biliyordu. Çocuklar okula girdikten sonra serviste kontrol yapılmadı. Servisten okula giren öğrenciler sayılmadı. Okulda da yoklama alınmadı. Çocuklar servisten inerken okulda kimse onları karşılamadı. 13 kişilik serviste 25 ila 30 çocuk taşındı. İşte bu ihmaller zincirinin ardından Alperen Sakin serviste unutuldu. Aşırı sıcak altında kalan serviste havasız kalan Alperen Sakin hipotermi geçirerek hayatını kaybetti. İhmal zincirinin yanı sıra okul müdürü ve öğretmenler Alperen Sakin'i uyku odasında bulunmuş gibi gösterdi. Alperen Sakin'in serviste öldüğü anlaşılınca önce okuldaki kameralar kapatıldı, ardından öğretmen Ney'nin kucağında okul sahibinin otomobiliyle hastaneye götürüldü. Bu acı olayın ardından Türkiye'deki anaokulu, kreş ve bakım evi adı altındaki eğitim kurumları ve servis işletmelerinin denetimsiz olduğu gözler önüne serildi. Değerli izleyiciler, çocuğun güzelliğini görüyorsunuz değil mi? 3 yaşında, 3. Acaba parmaklarıyla 3 göstermeyi biliyor muydu? Parmakları 3 rakamını gösterebilecek kadar durabiliyor muydu dik acaba? Ya nasıl unutulur bir çocuk? Nasıl bu kadar sorumsuzluk yapılabilir? Yani çocukları korumak için 18 yaşını doldurmamış olan, hala reşit olmayan bir kişi, servis ablası, annesi artık nesiyse, o isim altında nasıl acaba bu çocukların başına verilebilir? Bu çocuklar sayılmaz mı, edilmez mi? Bunların bir hayatı olmayacak mıydı? Güzel isimli Alperen belki ilerleyen günlerde değerli izleyiciler, ilerleyen yıllarda, ne gün, ilerleyen yıllarda Türkiye için çok önemli işler yapacaktı. Hiçbir şey değilse bir Mehmetçik olacaktı, bir kahraman olacaktı. İşte Alperen'i de, Alperenleri de böyle kaybediyoruz. Maalesef ihmaller yüzünden söyleyecek söz de bulamıyoruz. Devam edelim, ne yapalım? Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı malum Kadir Topbaş istifa etti. Başladı bir tartışma. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı şimdi Kadir Topbaş'tan sonra kim yapacak, kim devralacak? Hadi o devirden sonra kim aday olacak? Bir sürü tartışma var değerli seyirciler. Ve bu tartışmaların merkezinde işte ismin Perşembe günü ortaya çıkacağı, net olarak ortaya çıkacağı söyleniyor. Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da 2019 seçimleri için İstanbul'da Mevlüt Uysal'ın da aday olabileceğinden bahsediliyor ama
Abdülkadir Selvi'nin de bugün ilginç bir yazısı vardı konuyla ilgili olarak. Abdülkadir Selvi de Tayyip Erdoğan cephesinde bir İstanbul korkusundan bahsetti. Hepsini derledik haberimizde. Bakalım ne bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı meselesi? Yerine bir arkadaş, ya ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen. Kadir Topbaş'tan boşalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna Mevlüt Uysal mı aday gösterilecek? Buradaki belediye başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Yeni başkan Perşembe günü İBB meclisinde yapılacak oylamayla belli olacak. Topbaş'ın istifası sonrası en çok konuşulan isim İBB 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ olmuştu. Biliyorsunuz ben 13,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkan vekilini yürütmekteyim. Hala görevimde aktifim. Yeni bir açıklama yapan Gümüşdağ, aday kim olursa arkasında dururuz dedi. O gün o meclisten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın, var gücümüzde arkasında olacağız. Çünkü İstanbul kenti hizmete ara veremez. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı teamül yoklaması sonrası adaylık için bir isim daha ön plana çıktı. Erdoğan'ın toplantıda belediye başkanlığı adaylığı için Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı önerdiği ve hatta adaylık için tebrik ettiği öne sürüldü. Başkan adaylığı için gözlerin çevrildiği Uysal'dan bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise yeni adayın kimliği hakkında bilgi verdi. Yerine bir arkadaş, ya ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen. Yıldırım'ın bu açıklaması da Mevlüt Uysal'ın adaylığı kesinleşti yorumlarına neden oldu. Buradaki ölçü bizim için gerçekten. Öte yandan AKP kulislerini yazan Abdülkadir Selvi, hükümetin 2019 seçimleri için İstanbul korkusu olduğunu kaleme aldı. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına 16 Nisan referandumunu hatırlatarak 2019'da da İstanbul'da kaybedersek Türkiye'de de kaybederiz dediğini belirtti. Evet efendim, çipler. Bundan böyle efendim çipli nüfus kağıdı, çipli ehliyet, çipli efendim sağlık karnesi, efendim çipli pasaport vesaire vesaire. Peki bu çipli belgeleri nasıl alacağız? Biliyorsunuz pasaportlar ve ehliyetler daha önce emniyet tarafından veriliyordu. Şimdi nüfus müdürlükleri tarafından verilecek. Tabii tartışmalar var. Sokaktaki yurttaş bu konuda ne düşünüyor? Arkadaşlarımız sokağa indi, mikrofonu tuttu. Bakalım görüşler ne? Nüfus müdürlükleri önünde uzayan kuyruklar, bitmeyen bürokratik işlemler ve vatandaşların isyanı İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bayağı uzun sürmüştü. Emniyete göndermediler adrese. Yanlış emniyet müdürlüğüne gitti. Aradık bulduk. Bayağı başım ağrımıştı. Ehliyet ve pasaport alacakları ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı değişikliğe göre bundan sonra ehliyet ve pasaport emniyet müdürlüğünden değil nüfus idaresinden alınacak. 11 milyon 100 bin nüfus idaremiz yeni çiftli kimlik kartlarından geldi. Milletimizin talep ettiği, müracaat ettiği günden sonra 7 günde bunu sağlıyoruz. Ali'den alma, Veli'den al ya. Ne fark eder ki? Yapılan değişiklikle vatandaşların bürokratik işlemlerle zaman kaybetmesinin önüne geçilmesi sağlanacak. Ehliyetimi yaklaşık 2 ayda almıştım. Pasaportu da 1,5 ay gibi sürede almıştım. Nüfus idaresindeki ehliyet ve pasaport işlemlerinin 6 gün içinde tamamlanması, bu sürenin şehir merkezlerinde ise 5 güne kadar düşmesi planlanıyor. Ancak vatandaşlar bu değişiklik konusunda ikiye ayrılıyor. İyi olacağını düşünüyorum. Ya tabii vatandaşın işini daha çabuk görmesi olumlu buluyorum. Hatta teknoloji çağında artık nüfus idarelerinden bile değil. Hani bazı işlemlerin direkt akıllı telefon uygulamalarından tutun işte bilgisayardan son aşamada hani ıslak imza vesaire gerektiğinde resim gibi çok kısa sürmesi lazım. Vatandaşların büyük çoğunluğu değişikliğin bir çözüm olmayacağını düşünüyor. Yani hepsi eğer nüfus idaresine verilecekse aksine daha çok aksama olur diye düşünüyorum ben. Daha çok yoğun oluyor çünkü orası. Bence yavaşlatır diye düşünüyorum. Sağlıklı olup olmadığını da süreçte göreceğiz. İnsanlar mağdur olup olmayacağını da. Evet, halkın sesi etiketimize mesajlarınız gelmeye devam ediyor yoğun biçimde. Tabii madem mesaj istediniz, yorum istediniz niye okumuyorsunuz demişsiniz. Okuyalım. Efendim Mustafa Selim, halkın sesi emperyalistlerin kabusu demiş. Çok teşekkür ediyoruz.
Naciye Kalınkol bizi selamlamış. Haberlerimizi, haber merkezimizin hazırladığı haberleri izlediğini söylemiş. Hayırlı olsun demiş, sağ olsun. Erdal Yavuz yine bir Trump benzerliği daha, statlarda protesto edilmesi diyor. Tayyip Erdoğan'ı kastediyor herhalde. Ahmet Kurt, ordumuzun yanındayız. Derhal devrim kanunları uygulanmalı. Askeri yaptırımlar derhal uygulanmalı demiş yine. Müberra Gün, kardeşim hoş geldin evimize, çok iyi gidiyorsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Selim, yeni haber sunma tekniğiniz olumlu, başarılar dilerim demiş. Sağ olsun. İnci Ece Mükemmel, başarılar diliyoruz diyor. Efendim, halkın sesi daha gür çıkacak artık diyor İlham Ekip. Hoş geldin demiş bize de. Efendim siz de hoş geldiniz tabii. Zafer Demir, sadece ekonomik yaptırımlar yetmez, askeri müdahale şart görüşünde olan yurttaşlarımızdan. Efendim Mehmet Şakar, Türk Telekom şikayet, et Türk Telekom destek yok mu? Bu firmayı denetleyen, işlerini sorgulayan 50 gündür arızayı gidermediler demiş. Böyle bir Türk Telekom'u şikayet etmiş değerli izleyiciler. Neşe Öğretmen, Ulusal Kanal nihayet anchormanine kavuştu, yolun açık olsun demiş. Teşekkür ederiz efendim. Ulusal Kanal'ın bütün arkadaşlarımız biliyorsunuz görevlerini çok başarıyla yapıyorlar. Biz de bir nöbet devraldık. Zehra Mete Aslan, Türkiye neden Ankara Anlaşması'nı devreye koymuyor demiş. Koymaya başladığını, bunun işaretleri var. En azından bu tatbikat dikkat çekiciydi biliyorsunuz. Yasin Kandemir diyor ki efendim Irak bölünsün, Musul Kerkük bizim olsun. Kasım'da askerim, sınıra gitmek için tüm gücümle çalışacağım demiş. Yasin kardeşime sadece tek bir şey söyleyeceğim. Askerliği hayırlı olsun Mehmetçiğimize, ama şunu da söyleyelim. Irak bölünmesin. Irak niye bölünsün? Musul Kerkük de Irak'ın bir parçasıdır. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de böyle bir tavrı yok. İşte çözüm bu kadar basit kardeşim. İşte çözüm bu kadar basit. Bu iki bayrağın yan yana gelmesi, bu bayrağın yanına İran bayrağının eklenmesi, Suriye bayrağının eklenmesi, Rusya bayrağının eklenmesi, Azerbaycan bayrağının eklenmesi ve bir Batı Asya Birliği'nin oluşması. İşte Lübnan'ı da buna koyabiliriz. Böylece bu bayraklar zaten bir arada durunca hiçbir şey olmaz. Ne Türkiye bölünür, ne Irak bölünür, ne de herhangi bir toprağın herhangi bir ülkeye geçmesine gerek kalır. Yani mesele köklü çözüm aslında bölgesel ittifakta. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, zaten Nutuk'ta da Mustafa Kemal bunu çok iyi anlatıyordu biliyorsunuz değerli izleyiciler. Nutuk'ta da neden uluslararası anlaşmalar yapılması gerektiğini çok net biçimde belirtiyordu. Devam edelim. Ben hep zam haberleri verince aklıma Levent Kırca gelir. Vefat eden eski yönetim kurulu başkanımız Levent Kırca. Şimdi biz zam haberi vereceğiz değerli izleyiciler. Motorine gece yarısından itibaren zam geliyor. Petrol ve dolardaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıyacak. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası gece yarısından itibaren motorine 13 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 4.61-4.63 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbestli nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı ise son 26 ayın en yüksek seviyesi olan 58,87 seviyesine ulaştı. Değerli izleyiciler, bugün çok önemli bir gün. Aslında bizim yaptığımız meslekle ilgili de çok önemli bir gün. İyi kullanmaya çalışıyoruz. Çok iyi konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü çok güzel bir dilimiz var. Tarihsel bir dilimiz var. Tarihi kökleri çok derin bir dilimiz var. İşte bugün değerli izleyiciler, Dil Bayramı. Yani Dil Bayramımız var. Ne kadar güzel değil mi? Türk Dil Bayramı. İşte o Türk Dil Bayramı bizim için efendim 26 Eylül 1932'den beri var değerli izleyiciler. 1932'den beri Türk Dil Kurultayı'nın yapıldığı tarihten itibaren bu bayramı kutluyoruz. Peki efendim, ne kadar güzel kullanıyoruz dilimizi? Acaba kullanabiliyor muyuz? Yani bu dili gerçekten iyi kullanan ve bize öğretmenlik yapan, eğitmenlik yapan isimlere de sorduk. Özellikle Gülgun Feyman'ın da bu konudaki görüşlerine başvurduk. Acaba bu dil bayramında neler konuşabiliriz? Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulan pek çok kurumun en önemlilerinden biri olan Türk Dil Kurumu'nun kuruluş tarihi 12 Temmuz 1932. Bugün Türkçe'ye aşıkların en önemli günü değerli seyircilerimiz. Ancak son yıllarda Türkçe'ye özensizlik, eğitimdeki Türkçe'den uzaklık, yetkililerin, yöneticilerin Türkçe'yi
öncelememeleri, Türkçeyi önemsememeleri bizi rahatsız ediyor. Atatürk bir milletin var olabilmesi için en önemli unsurlardan birinin dil olduğuna inanırdı. Atatürk'ün dile verdiği bu önem doğrultusunda en başta Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. Bir ulus diliyle var. Dili olmadan bir ulusu ulus saymak mümkün değil. Ardından 26 Eylül 1932'de ilk Türk Dili Kurultayı yapıldı. 26 Eylül günü ülkemizde Dil Bayramı olarak kabul edildi. Sosyal medya aracılığıyla genç kuşaklar arasında giderek yaygınlaşan ve dilimizi tahrip anlamına gelen uygulamalar konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Dil Derneği İzmir'de 14 yıldır Dil Bayramı'nda Türkçe günleri düzenliyor. Türkçe yalnızca Türkçe günlerini kutlayanların işi değil, sorumluluğu değil, bütün toplumun, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan herkesin sorumluluğu. Edebiyatçı Hidayet Karakuş, Türkçe konuşmanın önemini ulusal kanala anlattı. Ancak son yıllarda Türkçeye özensizlik, eğitimdeki Türkçeden uzaklık, yetkililerin, yöneticilerin Türkçeyi öncelememeleri, Türkçeyi önemsememeleri bizi rahatsız ediyor. Dil Derneği İzmir temsilcisi Gürsel Gezel, dildeki yozlaşmanın nedenlerini ve önlemlerini sıraladı. Halk kültüründen uzaklaşmaya çalışan, kendine göre moda yaratan, örneğin kadim uygarlık diyenler çıktı, kadim şehir diyenler çıktı. Yani yeni sözcükler yaratan, farkındalık gibi üstü frak, altı Adana şalvarı sözcükler kullananlar çıktı. Kim bunlar? Aydın geçinen kesimler. Ulusal Kanal programcısı Gülgün Feyman Budak, Türkçenin 85 yıldaki gelişimini anlattı. Dilimizin söyleyiş özelliklerini, ses özelliklerini maalesef kaybetmeye başladık. Çünkü yabancı dillerin boyunduruğu altına girmeye başladı. İşte mücadelemiz bu. Gülgün Feyman Budak, Türkçenin önemine değindi, Türk dilinin korunmasını istedi. Bundan böyle dilimizdeki ama, yani, şey, fakat gibi bir takım gereksiz söyleyişleri atmalıyız. Türkçemizi tane tane anlaşılır bir şekilde konuşmalıyız. Yeni öğrenmişler gibi ama efendim ben şimdi be diyerek dilimizi lütfen konuşmayalım. Değerli izleyenlerimiz, şimdiki haberimiz aslında beni çok keyiflendirdi. Çünkü ben de yaptım. Ne yaptık? Kayınvalidemin bahçesinden değerli izleyiciler zeytinleri topladık. Annem, ben, eşim, kayınvalidem oturduk. O zeytinleri kırdık. Ondan sonra kurmak deniyormuş. Zeytinleri önce kurduk, yani kavanozlara koyduk. Suyunu da koyduk değerli izleyiciler. Zeytin sezonunu biz biraz daha erken açtık. O güzelim meyve mi sebze mi artık nasıl diyorlar bilmiyorum. O zeytini artık koyduk ve ay sonunu bekliyoruz. Yemek için şöyle ağız tadıyla yiyelim. Zeytin sezonu açıldı değerli izleyiciler. Daha doğrusu zeytin sezonu İzmir Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle açıldı. Ve sembolik olarak da ilk zeytin çekişle kırıldı. Sezonun ilk zeytini kırıldı. Zeytin sezonu İzmir Ticaret Borsası'nda törenle açıldı. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin hem ağaç, hem zeytin, hem de zeytinyağı üretimini artırması gerektiğini söyledi. Çözmemiz gereken en önemli sorun budur. Dekar başına verimliliği en azından dünya ortalamasına çıkarabilmek. Dünya ikinciliği hedefi koyan Türkiye'nin hem ağaç sayısını, hem zeytin hem de zeytinyağı üretimini arttırması gerekir. İtalya, İspanya ve Yunanistan'da kişi başına düşen zeytinyağı tüketimi 24 litre. Türkiye'de bu oran sadece 2 litre civarında. Sofralık zeytin üretiminde çok iyi bir yerimiz var. İspanya'dan sonra %13 ile ikinci sıradayız. Bu sıralamayı zeytinyağı üretiminde de gerçekleştirebilmeliyiz. İzmir Valisi Erol Ayyıldız sezonun bolluk içinde geçmesini diledi. Bolluk, bereketliyim, barışın. Aslında zeytinyağı bizim Türk insanının doğduğu andan ölümüne kadar haşır neşir olduğu bir de şifa kaynağıdır. Yani bir şey yapıp edildiğinde mutlaka zeytinyağı bir tarafta durur. Zeytin tuzlu, ekşi diyebiliriz tadı. Zeytinden bahsettik, tuzludan, ekşiden. Şimdi tatlıdan bahsedelim. Balla ilgili bir haberimiz var değerli izleyiciler. Van'da kadınlar bu yıl ilk bal hasadını yaptı. Ve arı gibi çalıştı kadınlar. Arı gibi çalışan kadınlar tam 400 kovandan 860 kilo organik bal elde etti değerli izleyiciler.
400 kovandan 860 kilo organik bal ve 22 kadın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kooperatif kurdu. Kooperatif aracılığıyla da kadınlar arıcılık yapıyor. O sıcak görüntüleri, Yurt Haberler servisimiz tarafından hazırlanan görüntüleri izliyoruz. Biz arıcılık yapıyoruz. Biz 22 kadın arkadaşız. Kooperatif olarak yapıyoruz. Tabii belediye bünyesinde. Van Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği arıcılık projesi meyvelerini verdi. Kadınlar en iyi balı elde etmek için gece gündüz çalıştı. Edremit'in Süphan Mahallesi'nde 22 kadın girişimciyle belediye şirketi arı çiftliği kurdu. Arı gibi çalışan kadınlar 400 kovandan 860 kilo organik bal üretti. Biz gerçek bal üretiyoruz, organik bal üretiyoruz. İsteyen istediği yerde de analizini yaptırabilir. Arı kovanlarıyla tek tek ilgilendiler. Yorucu ve aylar süren büyük uğraşın ardından süzme ve petek halinde ballarını satışa hazır hale getirdiler. Biz ürettiğimiz balları çeşitli yerlerde satmaya çalışıyoruz. Kadınlar satıştan elde ettikleri kazançla da aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kooperatif Başkanı Fatma Belli, ürettikleri bala oldukça güvendiklerini vurguladı. Biz 1 kilosunu 100 liraya satıyoruz. Yani balınıza garanti veriyoruz. Evet, garanti veriyoruz. Vanlı kadınların ürettiği organik bal, belediyenin Cumhuriyet Caddesi'ndeki el sanatları mağazasında satışa sunuldu. Evet değerli izleyiciler, devam ediyoruz haberlerimizi aktarmaya. Balıkesir'den bir haber var sırada kıymetli izleyenlerimiz. Balıkesir'den bir haberi sizlere sunacağız. Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 7 kişiye umut oldu değerli izleyicilerimiz. Evet, hastadan alınan kalp, akciğer, karaciğer, böbrek ve komeyalar Ankara ve Bursa'da bekleyen hastalara nakledilecek. Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 7 hastaya umut oldu. Geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle hastanede hayatını kaybeden Caner Öner'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Bunun üzerine Öner'in kalbi, akciğeri, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları Ankara ve Bursa'dan gelen doktorlar tarafından çıkarıldı. Kalp ve akciğerin uçakla Ankara'daki Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karaciğerin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, böbrekler ve kornealar da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Evet değerli izleyiciler, Giritliler, Girit Türkmenleri Hatay'da bir festivalde buluştular. İkinci Giritliler Güz Festivali yapıldı değerli izleyiciler Hatay'da. Sanatçılar sahne aldı ve festivalde Giritlilerin kullandığı günlük kıyafetler ve eşyalar da sergilendi. Bu Giritlilerin en azından yılın bir günü bile olsa bir yerde toplanması, akrabalarının birbiriyle tanışması, dilin tekrar konuşulması, kültürün değişik ögelerinin İnsanlara sunulması bu kültürün unutulmaması için çok önemli. Yöresel yemekler pişirildi, yöresel oyunlar oynandı. Anadolu'nun dört bir yanında yaşayan Giritliler Hatay'da bir araya geldi. Girit'ten baskılar sonucu Türkiye'ye göç eden Girit Türkmenleri, Türkiye genelinde örgütlenmeye ve kültürlerini, geleneklerini yaşatmaya çalışıyor. Bizler Kuşadası'ndan geldik, İzmir'den geldik. Niye geldik? Giritli hemşehrilerimizle bir arada olup kültürümüzü beraber yaşamak için. 100 yıl önce Türkiye'ye göç edip Hatay'a yerleşen Giritli Türkler kültürlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Çünkü Giritliler Türk milletinin ayrılmaz bir parçası. Giritli Türkmenler 2. Giritliler Güz Festivali düzenledi. Festivale Adana, Mersin ve İzmir illerinden Giritli Türkmenler ve Giritlilerin dernekleri katıldı. Birlik beraberlik için, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bir araya gelmek çok önemli. Bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yöreye ait yemeklerin pişirildiği festivalde Giritli sanatçılar sahne aldı. Etkinlikte Giritlilerin kullandığı günlük kıyafetler ve eşyalar da sergilendi. Festivalde çocuklar da unutulmadı. Onlar için özel tiyatro gösterileri yapıldı. Değerli izleyenlerimiz, evet Giritlilerin festivalini de ekranlarınıza getirdik ve balık haberi var sırada. Balık mevsimi başladı. Balığı ucuz mu yiyeceğiz, pahalı mı yiyeceğiz tartışma konusu. Geçen sene pek ucuz değildi.
Şimdi Sinop'tan bir haber sunacağız sizlere. Sinop'ta palamut balıkçıların yüzünü güldürdü kıymetli izleyenlerimiz. Sinop açıklarında avlanan balıkçılar 200 kasa, evet 200 kasa palamutla döndüler sahile. Sinop'ta palamut bereketi yaşandı. Bu da balıkçıların yüzünü güldürdü. Kentte balıkçılar sezona biraz buruk başlamıştı. Sezonumuz biraz zayıf başladı. Palamuttan bir umudumuz kesilmişti. Ama bu akşam teknelerimiz, balıkçılarımız neşeli döndü. Bu neşenin sebebi ise 200 kasa palamuttu. Palamut bereketiyle gelince burukluklar yerini yeni umutlara bıraktı. Bereketli oldu. 5-6 bin palamut tutuldu bu akşam. Bu tutulunca bize bir umut verdi. İnşallah ileriye dönük bu umudumuz devam eder. Balıkçılar palamut bereketinin deniz suyunun düşmesiyle biraz daha artmasını, yurttaşlar da bereketin daha da artarak cepleri yakmamasını bekliyor. Yurt haberleri, yurt çevresinde Türkiye'nin her bir yerinde hem kendi muhabirlerimiz hem de oradan gelen haberleri sizlere derleyerek paylaşmaya özen gösteriyoruz. Şimdi de Batman'a götüreceğiz sizleri. Tarihi Pisyer Köprüsü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya değerli izleyiciler. Efendim Batman'ın Kozluk ilçesinde Artuklular döneminden kalma bir köprü bu. Zaten Batman biliyorsunuz bu tarihi eserleriyle çok önemli bir bölgemiz, şehrimiz. Konuyla ilgili haberimiz de gerçekten dikkat çekici ve düşündürücü. Kültür Bakanlığımızın buna bir el atmasını istiyoruz. Yani bu tarihi kültürel miraslarımız birer birer yok olmak üzeredir. Tarihi İpek Yolu'nun geçmişteki önemli geçiş güzergahlarından biriydi. Şimdilerde ise kaderine terk edildi. Batman'ın Kozluk ilçesinde Artuklular döneminden kalma tarihi Pisyar Köprüsü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Köprü geçmişte kervanların Garzan çayından karşıya geçmesini sağlıyordu. Günümüze kadar köprüde büyük tahribatlar meydana geldi. 1980'li yıllardaki çekilen fotoğraflarda köprünün bir kitabesi vardı. Fakat şu anda o iki yakasında bulunan fil figürleri ve kitabenin o yıllardan sonra koparıldığı, çalındığı ya da tahribata uğradığını görüyoruz. 750 yıldır ayakta kalmayı başarabilen bu tarihi köprünün büyük bir kısmı da yıkılmış durumda. Köprünün kalıntıları bile olağanüstü güzellikte. Çayın iki yakasındaki köylüler ulaşımın sağlayabilmek için tarihi köprü üstünde kendi imkanlarıyla tel köprü yapmışlar. Bu da tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bu tel köprü yapılma aşamasında ne yazık ki üç köylümüz köprüden düşerek ciddi bir yaralanmaya sebep olmuştu. Bu köprü de zamanla bir yıkıma uğramış, tahribata uğramış ve çok büyük bir tehlike arz ediyor. Yöre insanı yetkililerden tarihi köprünün restore edilmesini istiyor. Köprümüze sahip çıkılması arzusundayız. İnşallah hiç gecikmeden güzel bir şekilde onarılır. Bu kültürel miraslarımıza sahip çıkılsın. Yani bunun eski sülületine uygun olarak yapılmasını yetkililerden istiyoruz. Değerli izleyiciler bir son dakika bilgisi geçiyor ekranınızda görüyorsunuz. Son dakika bilgisini hemen ben de sözlü olarak size aktarayım. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne havaalanlarını devretmesi için 3 gün süre verdi. Evet, Irak Merkezi Yönetimi bölgesel yönetime havaalanlarını devretmesi için 3 gün süre verdi değerli izleyiciler. Bu da sıcak bir gelişme. Son dakika bilgisi ekranlarınıza taşımış olduk. Evet, yurttan beyler... tarihle ilgili haberleri vermeye devam ediyoruz. Şimdi Kars'a gideceğiz. Efendim Kars'ta Beylerbeyi Sarayı turizme kazandırılacak. Ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. 1579 yılında yapılmıştı bu saray. Kars Kalesi eteklerindeki Beylerbeyi Sarayı yeniden canlandırılacak. Saray, restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılacak. Saray, 1579 yılında Lala Mustafa Paşa döneminde inşa ettirilmişti. Saray, kesme taştan yapılan ön cephesindeki kapı girişi ve pencerelerinde kullanılan kemerleriyle dikkat çekiyor. Kars Valisi Rahmi Doğan, kentteki tarihi yapıları vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi. Kars'ın tarihi ve kültürel yapılarını gözüne çıkartmak için ciddi bir çalışma
içerisine girdik. Tabii Beylerbeyi Sarayı bunlardan bir tanesi. 1579'da Lala Mustafa Paşa tarafından yapılıp kullanılan bir bina. Biliyorsunuz öncelikle onun önündeki bir okul vardı, yurt vardı. O okul ve yurt binası